Evet, merhabalar. Bugün sizlere yine hepimizin hayatında yaşamış olduğu ilişkileriyle alakalı ufak noktalardan bahsedeceğim. İlk önce standart bir ilişki. Yani ilişkinin en iyi noktaları nelerdir? Bir ilişki nasıl olmalı? İlişkide kadın sevdiğini nasıl hisseder? Erkek sevdiğini nasıl hisseder? İlişkide Değer yargıları gerçekten önemli mi? İlişki nedir? Yani biz bir ilişki yaşarken nelere dikkat etmeliyiz? Ve ilişkileri nereden öğreniyoruz? Evet. Şimdi bizim anlatmış olduğumuz üç prensip bilgisinde ve benim hayatta durmuş olduğum noktada aslında öğrenmiş olduğum en önemli şeylerden bir tanesi ise bilmek. Bilmek eylemi bilme halinde olmak durumu artık nasıl adlandırırsanız. Bir şeyleri gerçekten bildiğimiz zaman, tam anlamıyla bildiğimiz zaman onu en doğru, en eforsuz, en rahat şekilde uygulayabiliyoruz. Benim hayatımdan örnek vermek gerekirse ben mesela İngilizceyi biliyorum. Ne kadar biliyorsun? İşte yurt dışına gitsem kendimi kaybetmeyecek kadar ama yani İngilizce biliyor musun? E biliyorum tabii işte 1 2 3 4 5 sayıyorum. İşte adımı söyleyebiliyorum. Nereye gideceğimi söyleyebiliyorum. I am tourist diyebiliyorum. İngilizce biliyorum. Bu aslında gerçek anlamda bakıldığı zaman biliyorsun anlamına gelmez. Eğer ki İngilizceyi biliyorum dediğim anda bütün İngilizceyi konuşamıyorsam bilmiyorum demektir. Ya da çok az biliyorum diyebilirsin. Okey ama biliyorum diyemezsin. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Bilsek bildiğimiz bir konu üzerinde gerçekten her şeyi çözebiliriz. Ama çözemiyorsak bunu bilmiyoruz demektir. Bir başka örnek sigara örneği. Evet sigara içen arkadaşlarımızın hepsine, birçoğuna soruyorum. Sigara içmenin zararlarını biliyorsun, değil mi diyorum? Biliyorum tabi, ama işte yani içiyoruz yani. Ama biliyorum ama içiyorum. Herkesin ağzında pelesenk olmuş laflardan bir tanesi. Sigara zararlarını biliyorsun değil mi? Biliyorum ama yani önemli değil. Biliyorum ama içiyorum. Bilmiyoruz. Bildiğimiz sanıyoruz ne? Sigara sağlığa zararlı. Bu kadar ne biliyoruz? Sigaranın sağlığımıza nasıl zarar verdiğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Bilsek emin olun sigaranın bize ne kadar zarar verdiğini bilsek sigara kesinlikle içmeyiz. İngilizce konuşmayı bilsek kesinlikle hiçbir noktada takılmayız. Gel gelelim konumuza. İlişkileri gerçekten en doğru şekilde yaşamanın ne demek olduğunu bilsek, ilişkinin ne demek olduğunu bilsek, aslında kadın erkek ilişkisinin, partner ilişkisinin, işte aile ilişkisinin ne demek olduğunu bilsek gerçekten sizce sorun yaşar mıyız? Hı. Buradaki kişi var, yaşamamız mümkün. Ama bizi eforsuz bir şekilde yaşatır mı? Kesinlikle yaşatır. Çünkü bazı şeyler Kendimizin dışında gerçekleşse dahi bizim durduğumuz nokta en önemlisidir. Çünkü biz durduğumuz yerden baktığımız noktadan ne yaşanırsa yaşansın içimizde durduğumuz yerden hissediyoruz. Şimdi ilişkiler konusunda çok fazla spekülasyon var. Evet biz ilişkiyi nereden öğreniyoruz? İlk başta en başta çok daha küçük yaşlarda ailemizden. Anne baba ilişkisi. Hmm, karı koca ilişkisi nasıl olmalı? Ne görüyorsak Aklımız yetene kadar onun anne baba partner ilişkisi olduğunu zihnimizde kurmaya başlıyoruz, oturtmaya başlıyoruz, böyle görüyoruz. Hmm, erkeğim ben babam anneme böyle davranıyor. Erkek böyle olmalı. Erkek bir ilişkide baskın olmalı. Erkek bir ilişkide dominant olmalı. Erkek bir ilişkiye yönlendirmeli vesaire vesaire türetebiliriz. Bunun ilişki olduğunu düşünüyoruz. Bilmek mi hmm. gördük, öğrendik, bildik mi diyebiliriz. Ama zihnimiz gelişmeye başladıktan sonra lise yıllarında yaşamış olduğumuz ilişkiler daha farklı bir boyutta ilerliyor değil mi? Evet bu sefer kendimizi bulma arayışındayız. İlişki nasıl olmalı? İşte piraye okudun mu? İşte ben böyle bir aşk istiyorum. Hmm. Yine bir şeyleri bilmeye çalışıyoruz. Annem babam da böyleydi. Bu kitapta böyle yazıyor. Aşk demek ki böyle olmalı. Hmm, böyle bir adam istiyorum. Romantik bir adam istiyorum. Evet o zaman birlikte olmamız için böyle bir şey olmalı. Standart bir ilişkiler ne olmalı? Piraye'nin aşkı gibi. işte Nazım Hikmet'in aşkı gibi. Ya da hmm, Özcan Deniz'in aşk filmi ne kadar güzeldi. Keşke böyle bir adamla birlikte olabilsem. Kadın tarafından söyleniyor. Hmm. Aradığımız özellikleri aslında bu şekilde belirliyoruz. Kitaplardan, filmlerden, ailemizden, babamızdan, annemizden, Bla 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 diye gidiyor. Peki gerçekten ilişkideki standardı belirleyen şeyler bunlar mı? Hmm. Evet. Burada bir durmamız gerekiyor. Çünkü yaşanılan o aşklar temsili değil gerçekleşmiş olabilir. Ama o aşka sahip olan insanlar bizler değiliz. Onlar birer örnek. Ama günümüzde o kadar fazla çeşitli örnek yok ki. Hep aynı örnekler üzerinden böyle olmalı, böyle olursa sever, şöyle olursa sever, şöyle olursa sevmez gibi aşkları, sevgileri, ilişkileri istediğimiz için gerçek yaşamamız gereken aşkı ve sevgi yaşayamıyoruz. Çünkü öyle olmalıya odaklı kalıyoruz. Çünkü öyle olursa daha mutlu oluruz'a odaklı kalıyoruz. Bizim için neyin mutlu olabileceğini aslında biz daha iyi biliriz öyle olabileceğini sadece düşünüyoruz ve herkesin aşk yaşama biçimi, sevgiyi yaşama biçimi kendine özgü olmalı. İşte standartlık bu. Annem gibi, filmlerdeki gibi, kitaplardaki gibi, oradaki gibi, buradaki gibi çıta çok yükseldi. Şunu yapmalıyım. Bu bizim özgünlüğümüzü kaybettiriyor. Sevgi hepimize özgü bir şeydir. Çok doğal bir şeydir. Hepimizin sevme yetisi, sevme şekli farklıdır. Mesela biliyor musunuz? Her insanın sevgi dili farklı. Tam bilmiyorum ben de ama yani çeşitli sevgi dilleri var. İşte dokunsal, kaliteli zaman, işte hediye. Böyle böyle tam yüzde dediğim gibi bilmiyorum bilenler varsa benim ne demek istediğimi anlamışlar. Sevgi dilleri var. Hepimizin sevgi dilleri başka. Değil mi? Aynı oradaki özgür olabildiğimiz gibi evliliklerimizde özgür olabiliriz. Hiç daha önce biriyle tanışmadıysak, tanışmak istiyorsak, onunla birlikte olmak istiyorsak özgür bir şekilde olabiliriz. Onun ne istediğinin hiçbir önemi yok. Onun ne istediği onunla alakalı. Bizim ne istediğimiz ise bizimle alakalı. Eğer ki biz ne istediğimizi bilebilirsek işte o zaman standart, hatta rahat, hatta en mükemmel Partner ilişkisini, en mükemmel ilişkiyi, en güzel aşkı yaşamış oluyoruz. Anlattıklarım aslında çok basit. Gerçekten çok basit. Zihnen algılamasak bile ruhumuz bu yolu biliyor. Çünkü hepimiz birbirimizden farklı insanlarız. Hepimiz birbirimizden başka yapıya sahip insanlarız. Hepimizin sevgi dili başka. Çeşitlendirilmek zaten bizi insan olarak güzel kılan bir şey. Her çeşit insan var. O yüzden sevgiyi bir kalıba sokmamıza gerek yok. Sevgi bir kalıba sığabilecek kadar küçük bir şey değil. Sevgi çok narin ve sınırsız ve sonsuz bir şey. O yüzden gel gelin bugünkü ilişkilerinizde dahi olmak üzere yaşamış olduğunuz bu olmuyor beni sevmiyor, şu oluyor beni çok seviyor, bu, bunun gibi bir sürü şeyleri gözünüzün önüne getirin. Aslında neyi aradığınızı fark edeceksiniz. Neyi arıyorum? Böyle olmalı. Karı koca ilişkisi böyle olmalı. Neden öyle olmalı? Çünkü Ahmet'le Ayşe öyle yaşıyor. İşte Süleyman'la Naciye böyle yaşıyor. Bunlar çok mutlu. Biz böyle olamadığımız için mutlu değiliz. Bak sen bana böyle böyle yap biz çok mutlu olacağız. Hmm. Yine birilerine örnek aldık. Yine birilerinin sevgilerine kendimizi dahil ediyoruz. Onların mutlu olduğunu düşünüyoruz her anlamda. O şekilde yaşıyorlar ve mutlular. Bu şekilde yapıyorlar ve mutlular. Görebildiğimiz kadarını biliyoruz ve bunun bizim ilişkimizi de kurtarabileceğini düşünüyoruz. Aynı ilişki istiyoruz aslında. Hayır. Ve bu sizin o şekilde yaşıyor olmanız belki sorununuzu çözebilir. Belki de çözmeyebilir, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki gideceğimiz yol burası değil. Kendi içimize dönüp gerçekten ben ne istiyorum? Ayşe'nin ve Naciye'nin istediği şeyi mi istiyorum? Onlar bunu aldıkları için gerçekten mutlular mı? bilmiyoruz. O yüzden standart ilişkileriniz aslında kendi içinizde sınırsız potansiyelinizin olduğu yerde. Bunu fark edebilirsiniz. Bunu fark etmek çok kolay. Sadece yönümüzü her zaman bakmış olduğumuz yönden daha farklı bir yöne, daha kolay bir yöne, daha eforsu bir yöne çevirmeniz. Bunun için de sizlere gerçekten bu aşkınızla alakalı, ilişkilerinizle alakalı, hiç başlamamış ya da başlamış bitmiş ya da durumun içerisinde bulunmuş olduğunuz halde sıkkın ve çözümlenemeyen bir ilişkiniz varsa siz de bizimle Aşkı Hazır programına katılın. Aşkı Hazır programı sizler için gerçekten keşfi ve bu ilişkinin nasıl daha iyi halde olabileceğini görmenizi sağlayacak eşsiz bir programdır. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın ve... Herkesin aşkı kendine diye bitiriyorum. Sanırım bu gerçekten tam uygun bir cümle olacak. Herkesin aşkı kendine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.